Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Çağdaş Türk resim sanatının en yetenekli sanatçılarından biri olan Çağatay Odabaş'ın James Bond konulu resimlerinden bahsedeceğim. Kendisi de sinema konusunda çok büyük bir bilgi ve birikime sahip olan gerçek bir sinema tutkunu olarak adlandırabileceğimiz Çağatay Odabaş'ın George Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro ve Vincent Van Gogh'un öncüsü olduğu pointizm tekniğiyle yaptığı eserlerinin konusu da gene sinema. Konusu sinema olan bu eserlerde her filmdeki karakteri sadece bir kez tuvale döken Çağatay Odabaş'ı isterseniz gelin önce bir eskilere gidip biraz yakından tanıyalım. Çağatay Odabaş 1980 senesinde İstanbul'da doğmuş. 1984'te henüz 4,5 yaşındayken annesinin kendisinin elinden tutup Kadıköy Süreyya sinemasındaki o zaman vizyona girmiş olan Steven Spielberg'ün bilim kurgu şaheseri E.T.'yi, The Extraterrestrial'ı izlemek için sinemaya götürmesiyle başlamış sinema tutkusu. Yaşında üniversiteye girip 1995-98 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde serigrafi bölümünde serigrafi, gravür, fotoğraf, grafik ve boya kimyası eğitimi aldıktan sonra 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki resim eğitimini tamamlamış. Avusturya ve Viyana'da sanatsal araştırmalarda bulunan sanatçı, renklerin ön planda yer aldığı deforme olmuş figürler ve bu figürlerin bulundukları bilinmeyen mekanlardan oluşan özgün figür kompozisyonları ile tanınmış ilk eserlerinde. Kimi zaman sinematografik anlatımlar ve göndermeler de kullanmış. Çağatay 2012 yılından itibaren pointillizm akımını kendi geliştirdiği farklı bir teknikle resimlerine uygulamaya başladı. Burada pointillizme kısa bir parantez açarak devam etmek istiyorum. 1800'lü yılların sonlarına doğru ortaya çıkan noktacılık yani pointillizm sanat akımında başlıca özelliği eserlerin yaratılması için kesilen noktaların ve vuruşların kullanılması. Birbirine yakın duran küçük noktalara uzaktan baktığımızda bu noktaları bir bütün olarak görürüz. Eğer noktalar farklı renklerden oluşuyorsa yakından baktığımızda bu renkleri tek tek ayırt edebiliriz. Ancak uzaklaşınca renklerin karışımından ortaya çıkan rengi görürüz. Şimdiye kadar 20'nin üzerinde kişisel sergisi olan Çağatay Odabaş günümüzde pointillizmi sinema ile harmanlayıp kendi tekniğiyle de geliştirerek çok farklı eserlerle karşımıza çıkıyor. Özel akrilik döküm boncuklarla abaküs tarzında yaptığı ilk işlerinden geldiği en son nokta ise devasal boyutlarda 600 bin civarı fırça ile tek tek akrilik noktalar koyarak yaptığı eserler. Çağatay'ın James Bond koleksiyonum için yaptığı ilk eser de 1962 yapımı ilk James Bond filmi olan Doktor No'dan Sean Connery'nin kasinoda ilk kez My Name is Bond, James Bond dediği sahneyi 70'e 70 boyutlarında 62.500 akrilik nokta koyarak ortaya çıkardı. Quatre. Neuf à la banque. I need another thousand. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Yakından baktığımızda 7 renkten oluşan noktaları tek tek görebiliyoruz. Ama uzağa doğru gittiğimizde bu renklerin Sean Connery'nin suratını oluşturduğunu ve sinema tarihinin en kült sahnelerinden biri olan kasinodaki isim söyleme sahnesini oluşturduğunu görebiliyoruz. Otel'de her sene düzenlenen Black Week Turkey, İstanbul Kara Hafta polisiye
Edebiyat Festivali'nin üçüncüsünde izleyicilerle buluştu. Pera Palas'ta daha önce de kalmış olan birçok ünlü yazardan biri olan Ian Fleming temalı hazırlanmıştı bu festival. Bu bağlamda benden de bir Bond koleksiyon sergisi yapmamı istemişlerdi. Serginin yanı sıra yurt dışından birçok polisiye edebiyatıyla ilgili yazarların da geldiği, söyleşilerin, panellerinin, film gösterimlerinin olduğu festival, Ahmet Ümit'in o zaman çıkan son kitabını tanıtmasıyla da son bulmuştu. Edebiyata ilgisi olanların akın ettiği Pera Palas Otel'de 4 gün boyunca süren bu festivalde James Bond koleksiyon sergisinin yanında Çağatay Odabaşı'nın Sean Connery'yi resmettiği Dr. No tablosu da izleyicilerle buluştu. Sean Connery, Dr. No'dan sonra 6 kez daha James Bond karakterini canlandırdı. Kendisi aslında benim en sevdiğim Bond'lardan biri. Özellikle ilk 4 filmde gayet yakışıklı, cool, dinamik. Fakat 1971 yapımı Diamonds Are Forever'da ki o zaman aslında kendi 45-41 yaşında olmasına rağmen normalde daha yaşlı, daha büyük gösteren biri. O filmde biraz yaşlı kaçıyor. Ama 1983 yapımı 53 yaşında çevirdiği Never Say Never Again, bizdeki adıyla İnsan Gibi Yaşa, daha önceki videolarda bahsetmiştim ismin neden böyle olduğunu. O filmde hakikaten çok kötü bir durumda, peruk takarak oynamış zaten. Dolayısıyla ilk 4 filmi şahanedir ama ondan sonra biraz yavaş yavaş yaşlanıyor, o karizmasının %50'si gidiyor. Bir diğer çok sevdiğim Bond ise 1995 senesinde GoldenEye filmiyle ilk kez Bond'u canlandırmış olan Pierce Brosnan'dır. Koleksiyondan James Bond hikayelerinin üçüncüsünde GoldenEye ve Brosnan'dan yeterince bahsetmiştim. Burada tek anlatmadığımsa geçen sene 2019'da Çağatay Odabaşı'nın GoldenEye filminden yaptığı Pierce Brosnan portresiydi. Yine burada 70'e 70 santim ölçülerindeki tuvale 62.500 akrilik nokta ile resmettiği eser, Bond'un Monaco'daki kasinoda Femke Johnson'ın canlandırdığı Zena Onatopp karakteriyle tanıştıkları sahne. For Camatini, shaken, not stirred. And for you? The same. How do you take it? Straight up, with a twist. Thank you, Mr. The name is Bond. James Bond. Sean Connery eserinde de Dr. No'da hem ilk isim söyleme sahnesiydi hem de kasinoda geçiyordu. Gene Pierce Brosnan'dan da bir sahne seçerken Çağatay'la beraber şöyle düşündük. Hem kasinoda geçsin hem de isim sahnesi ilk isim söyleme sahnesi olsun dedik. Gerçekten de ortaya güzel bir eser çıktı. Özellikle bu eserde de yakın açı Pierce Brosnan'ın bakışı, arka plandaki ışıklar tam Çağatay'ın istediği şekildeydi. Bazen mesela ışık ters geldiği zaman veya yapacağı tekniğe o sahne uygun değilse Çağatay kesinlikle kabul etmiyor ve başka sahne seçiyor. Tabi bu sahneyi seçerken gene koleksiyoneriyle beraber filmi izliyorlar. Filmden sahneyi beraber de bulmaya çalışıyorlar. İkisinin de mutabık kaldığı, ortaya
teknik olarak da düzgün çıkabilecek bir sahneyi seçmek eser açısından da çok önemli. Gelin şimdi mekan değiştirerek Moda sokaklarında kısa bir tur atalım ve Çağatay'ın bir laboratuvar titizliğindeki atölyesini hep beraber gezelim. Evet, Çağatay'a doğru yola çıktık. Sanırım 15 dakika sonra falan geliriz. Caddede trafik yok. Çağatay'ın atölyeye doğru ilerliyoruz. Profesyonel, hani işin uzmanı bir James Bond hayranı değilim. Ama tabii ki sinemayla iç içe olan bir insan olduğum için James Bond filmleri hakkında tabii ki çeşitli fikirlere ve bilgilere sahibim. Ama esas benim hayatımda James Bond'un yer etmesi, bir yer bulması Daniel Craig'in James Bond'a hayat vermesiyle oldu. Hiç unutmuyorum. Casino Royale'i sinemada ilk izlediğimde yani büyülenmiştim. Çünkü daha öncesine göre çok farklı bir James Bond izlemiştik. O izlediğimiz hani klasik James Bond anlayışının üstüne çok büyük bir aksiyon, hareketlilik ve prodüksiyonun geldiğini görmek ve 2000'li yılların sinema anlayışını o 1970'ler, 80'ler ve 90'lı yıllardaki James Bond'a entegre olması beni çok heyecanlandırmıştı. Onun için Casino Royale benim için bu filmler içinde çok farklı bir yere sahip. Dolayısıyla esas benim hani James Bond miladımı o oluşturuyor. Ama çocukken tabii ki video kaset döneminde diğer filmlerin hepsine yalayıp yuttuk tabii ki. Ama tabii ki senin kadar bu işin uzmanı değilim. Yani zaten Türkiye'de herhalde senin kadar bu işin uzmanı biri de yoktur. Yani senden de bir sürü şey öğrendim. Özellikle kanalında paylaştığın videolar bir belgesel niteliğinde. Dolayısıyla oradaki şeylerden yani kaç yıllık dostumsun. Daha önce hiç öğrenmediğim bilgileri de öğrendim. Ama dediğim gibi heyecan konusunda benim için milat Casino Royale ve sonrası oldu. Yani Çağatay'ın hayatındaki James Bond miladı öyle başladı diyebiliriz. Tabii ki burada Daniel Craig faktörü de çok önemli bir bende bir yer etti. Çünkü daha önce 1970'ler, 80'ler ve 90'lı yıllardaki James Bond'lar biraz fazla böyle aristokrat, beyefendi Bond'lardı. Kötü değildi ama yani böyle çok fazla kibar bir İngiliz ajanıydı. Daniel Craig sanki bunu yıktı, bir patlama haline getirdi Bond'u. Daha önce hiç görmediğimiz bir Bond, daha önce hiç aksiyonu bu kadar yüksek olmayan bir Bond'la karşılaştık. Bu da tabii ki bende muazzam bir heyecan yarattı. Filmler de zaten dikkat ederseniz o 2000'li yıllardan sonraki Daniel Craig'in de eklendiği yıllardan sonraki filmler zaten eskilere nazaran hani aksiyon olarak şurası şöyleyse burası böyle falan olmaya başladı. Bu Funko koleksiyondan biraz bahsetmek istiyorum. Bir sanatçı mutlaka bir hobisinin ilgilendiği bir kaynağın, beslendiği bir şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hem yaptığınız işe, hem yaptığınız sanata ve de hayatınıza bir renk katıyor. Benim resimlerim de biliyorsunuz sinema karakterleri üzerinden olduğu için Funko'lar da sinema karakterlerinin belli bir formda stilize edilerek hepsi aynı şekilde yani Funko'nun şeklindeki kalıplara sokularak yapıldığı figürler. Yani kısaca böyle anlatabiliriz. Burada da tabii ki konumuzla alakalı olan James Bond'la ilgili Funko firmasının yaptığı figürü görüyoruz. Buradaki Funko figürünün tercihi
Sean Connery'nin 3. filmi olan Goldfinger, yani 1964 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, 3. filmdeki Sean Connery'nin beyaz smokinli olduğu halini gösterdiği bir figür, Funko'nun tercih ettiği bir figür diyeyim. Şimdi bir de şeylerden bahsetmek istiyorum. Daha önce yaptığım James Bond resimlerinden bahsetmek istiyorum. İlk yaptığım resim tabii ki Sean Connery'nin. Bu 1962 yılındaki ilk James Bond filminden bir sahne. Ve bu sahnenin aslında özelliği Sean Connery'nin de Bond, James Bond repliğini ilk kez söylediği sahne. Onun için bu resimin yeri bende birazcık daha ayrı. Hem ilk Bond filmi, hem ilk yaptığım James Bond resmi, hem de Sean Connery'nin Bond, James Bond repliğini ilk söylediği sahne. Dolayısıyla bu eserin adını da First Signature koydum. Yani bu bir ilk bir imza gibi. Yani sinema tarihi James Bond'un attığı ilk imza gibi algıladığım için. Ondan sonra yaptığım ikinci James Bond resmi ise Sam Mendes'in Spectre filminden, daha doğrusu filmin açılış sahnesinden Daniel Craig'in maskeli hali. O resmi çok seviyorum. Gerçekten yaptığım en iyi resimlerden biri. Kompozisyonu, kadrajı, açık koyu dengesi ve karakteri tam bir saklayarak sunması o resmin benim çok hoşuma gidiyor. Film de dehşet bir filmdi zaten. Yani 300 milyon dolar gibi bir bütçeyle çekilmiş muazzam bir film. Yine Daniel Craig formunun zirvesinde. James Bond rolüne hani artık iyice adapte olmuş ve artık kendi ilgili de bir şeyler sunmaya başlamış adeta James Bond karakterini. Dolayısıyla o resim çok seviyorum. Gerçekten büyük boyutlu bir resimdi. Üçüncü yaptığım James Bond resmi ise Pierce Brosnan'ın canlandırdığı James Bond karakteri. Tıpkı ilk yaptığım resimdeki gibi burada da Pierce Brosnan'ın ilk defa Bond halinde sinema tarihinde görünmesi ve ilk defa Bond, James Bond dediği sahneyi seçtim. Onun için de bu resmin adını da First Signature 2 olarak gerçekleştirdim. Çünkü yine sinema tarihini yeni bir Bond'la, yeni bir Bond aktörüyle atılmış bir imza olduğu için. Bu da küçük boyutlu bir eserdi ama muazzam etkili ve yani Bond karakterini çok iyi yansıtan bir eser oldu bence. Dördüncü sıradaki James Bond eseri ve şu anda yapmakta olduğum, üzerinde çalıştığım bir eser. Açıkçası beni en çok heyecanlandıranı. Çünkü Daniel Craig'in Casino Royale'deki James Bond hali ve tabii ki dediğim gibi yani sohbetimizin başında da söylediğim gibi bu James Bond olarak hani beni en çok yükselten ve heyecanlandıran karakter olduğu için Daniel Craig'in canlandırdığı James Bond ve Casino Royale'de benim en sevdiğim James Bond filmi olduğu için bu resim gerçekten benim için çok özel bir yer tutacak diyebilirim yani resimlerimin arasında. Şu anda üzerinde çalıştığım için hani sürpriz olsun sizlerle paylaşamıyorum. Ama bittiğinde eminim siz de çok beğeneceksiniz. Çünkü oradaki kumar masasından bir sahne ve gerçekten çok müthiş bir kare, müthiş bir an. Hani karakterin o yeni James Bond'un hayatımıza girişiyle ilgili müthiş bir bakış, müthiş bir sahne. Umarım bittiğinde sizler de çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Dry Martini. Oui, monsieur. Wait. Three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of quinoa lily, shake it over rice, and then add a thin slice of lemon peel. Yes, sir. You know, I'll have one of those. So will I. Certainly. Burada bu sohbetlerin içinde de tabii dikkatinizi çekmiştir. Burada da bir özel yapım, bir Jackson Custom Shop gitar mevcut. Bu dünyada tek üretimli, özel sizin için özel yapılıyor. Bayağı uzun zamanlar
sıra bekleyerek yapılmasını da bekleyerek sahip olunacak bir müzik aleti. Eminim bu videoyu bizle birlikte izleyen müzisyen dostlar da bu gitarı çok beğeneceklerdir. Müzik de benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Onun için hani bundan da size bahsetmek istedim videoda göründüğü için. Belli bir sürpriz bir şey de çalar sizin için. Burada da şimdi atölyede aslında son yaptığım işlerden birkaçını göreceksiniz. Yeni bir konsept hazırlamıştım. Bu konseptte çizgi film karakterleri. Çocukluğumuzdan beri izlediğimiz için mesela burada gördüğümüz Simpsonlardan tutun, Asterix, İblis İskeletor gibi karakterlerden oluşan bir kartun sergisi, çizgi film serisi hazırladım. Bunun sergisini Nisan ayında gerçekleştirecektik fakat maalesef bu pandemi ve salgın döneminden dolayı sergiyi ileri bir tarihe erteledik. Tıpkı şey gibi 25. Bond filminin talihsiz bir biçimde ertelenmesi gibi. Aslında bu filmi de inanılmaz merakla bekliyorduk çünkü Daniel Craig'in canlandırdığı son Bond filmi olduğu için biz Daniel Craig Bond fanları olarak bunu merakla bekliyorduk ama zannediyorum Kasım Aralık gibi bir aya ertelendi o da. Biz de sergimizi o tarihlerde yapmayı planlıyoruz. Bozart Project de uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konseptti. İşleri de bitirme aşamasına geldik. İnşallah herhalde önümüzdeki salgınsız günlerde siz değerli sanatsever izleyicilerin karşısına çıkartacağız. Çağatay Orbaş'a bizi atölyesinde ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olmak için aşağıda abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır. Koleksiyondan James Bond hikayelerinin bir sonraki bölümünde görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın demiyorum. Çünkü sizlere Çağatay Odabaş'ın James Bond coverıyla baş başa bırakıyorum.